Günaydınlar. Bugünkü videom böyle çiçeklerle açıyorum. Çünkü ben de bugün güne aslında çiçeklerle başladım. Bahadır yani yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de bana çiçek göndermiş. Hani gerçekten hiç gerek yoktu ama çok mutlu oldum. Asla böyle boş geçmiyor. Hani niye gönderdin zaten dedim bir sürü masraf yaptın falan filan. Dedi ki işte doğum günün bugün senin. Hani bugünü boş geçirmeni istemedim dedi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Gül sevdiğimi de biliyor. Yani güller de öyle güzel açmış güller ki. Vallahi sabah sabah çok mutlu oldum. Bu seneki yaşıma çok güzel başlıyorum. İnşallah çok da güzel devam edecek. Gerçekten ne kadar şükretsem az diye düşünüyorum bazen. Hani böyle Bahadır için şey yazıyorlar. Çok kaba, çok sana karşı, çok böyle agresif falan yazıyorlar ama gerçekten hiç gözüktüğü gibi değil. Yani neden öyle görüyorsunuz onu da bilmiyorum. Bazılarına cevap verdim aslında. Böyle biraz Bahadır galiba boylu postu hani büyük kalıbı olan birisi olduğu için galiba insanlar öyle geliyor. Ama aslında çok böyle sert gözükse de aslında çok yumuşak birisi. Çok böyle duygusal birisi. O yüzden gerçekten çok şükür diyorum. Hani gerçekten Bahadır gibi birisiyle evlendiğim için her gün daha da çok şükrediyorum. Çok teşekkür ederim. Ne diyeyim? Ben de seni çok seviyorum. Sen de iyi ki varsın. İnşallah nice beraber senelere diyorum. Çok mutluyum şu an. Ben şimdi doğum günü kız modundan çıktım ve ev kız moduna geri döndüm. Çünkü evimi süpürmem lazım. Biliyorsunuz ki pazar sabahı kahvaltılarım var. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Süpürmeden önce süpürgemi çok soruyorsunuz. Memnun musun? Markası ne? İşte evlenecek olan kızlar soruyor. Süpürgenin markası ne? Biz de alalım mı? Süpürge arayışındayım gibi. Markası Roventa. Şöyle söyleyeyim. Ne acayip memnunum, ne hiç memnun değilim. Tam ortası. Çok normal standartlarda bir süpürge. Ama açıkçası daha iyilerini alabilirmişim diye düşünüyorum. Yani ben aslında Philips Marathon diye gittim. Ama adam dedi ki hani bu çok güzel işte. Çekiş gücü çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Philips Marathonlar o kadar da güzel değil falan dedi. Böyle bir aklımı çeldi orada. O yüzden bunu aldım. Kesinlikle maraton almayı daha çok tercih ederdim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ha, çok kötü değil. İşimi görüyor ama büyük bir eve çıkarsam eğer süpürgemi de değiştirmek istiyorum. Küçük evdeyim diye şu an beni idare edebiliyor ama büyük eve çıkarsam ve bence şöyle çoluğa çocuğa karışırsam daha iyi bir süpürgeye ihtiyacım olacak gibi hissediyorum. Şimdi evi süpüreceğim. Süpürmeden önce koltukların yastıklarını bir düzeltmem lazım. Gördüğünüz gibi şu an o haldeler. Sonra süpürmeye devam edeceğim. Bu arada birazdan çoraplarımı göreceksiniz. Lütfen kusura bakmayın. Gerçekten bunu yapmam lazımdı çünkü ayaklarım çok üşüyorlar. Rica ederim. Hadi gelin. Bir şeyler alıp gidiyorum. Bak ya.
Ama var ya, babam diyor ki bugün diyor gelsene bize diyor. Diyorum ki baba bugün büyük ihtimal Büşra pastayla gelecek. Bak. O yüzden gelmeyeyim diyorum. Nereden biliyorsun? Bu akşam gelirsin diyor. Yok baba diyorum, büyük ihtimal Büşra gelir. Biliyorum, tahmin ediyorum kankicim. Kankicim beni bugün de yalnız bırakır mı? Kız sürpriz yapamaz abi. Hiç heyecanlı bir kız değil. Gerçekten ama. Sürprizi buluyor. Biliyorsa da bilmiyormuş gibi davranması lazım. Ha bir de ne diyor biliyor musun? O gün size sürpriziniz şey olmasın diye ben biliyordum zaten. Ha bir de öyle sen ya. Aynen. Hayır tahmin İşlerdi. Ediyorum diyorum. İfleyeceğim. İyi ki doğdum öyleyse. Pastamı üflüyorum. İkinci pastam. Ben Özlem de gelir diye düşündüm. Hafta sonu gelirim belki demiştim. Ha, bana çabalar mı? Üflüyorum gel. Üflüyorum kızlar. Hadi üfle bakalım. Bir. Direkt tut. Nedir diyeceğini biliyorsun benim için. Hayırlısı, hayırlısı olsun. Diye. Üflüyorum. Görünce gibisiniz canım, canım kardeşim. Bak, bak. Salaklar ya. Kızlar biz şimdi pasta yiyeceğiz. Abla demişler ki balıktan niye ablana yapmadın? Demişler. Biz o gün ablam yemek yiyip gelmişti. Hem de zaten benim balım ablamla birlikteydik. Şimdi pastayı kestik. Büşra'cığımla birlikte. Gözüme bir şey kaçtı, merhaba. Hediyemi alabilir miyim? Hediyeni alabilirsin tabii. Açıyorum. Aç bakalım. Ay rengi çok güzel. Büşra çok güzel. Aman aşkım küçük gelebilir mi sana bilmiyorum. Bakayım. Ama şey faturası bende. Standart beden değil mi? Evet standart. Olur bana. Olur mu sana? Nasıl? Çok güzel. Var ya rengine bayıldım. Gerçekten vallahi mi? Çok beğendim. Ay dene ama göreceğim. Teşekkür ederim. Güle güle kalın. Tamam deneyim. Yemeğimizi yiyelim. Ay baksana göstereyim yakından. Moda Nisa'dan aldı bu arada. Sorarlar belki. Çok güzel. Moda Nisa'ya ben yeni gittim. Görmedim bunu. Hayır. İnternet sitesinden aldık. Bak ben sana alaya gidelim dedim ama sana. Şimdi ablam Büşra'yı hazırlıyor. Evet. Tripodu da kurduk. Ablam topuz videosu çekecekmiş. Çünkü ablamın sürekli böyle işte topuz nasıl yapıyorsun, şu an nasıl yapıyorsun gibi şeyler geliyor. Ben de çekecekler. Ben de size ufak ufak gösteririm ama tam halini tabii ablamın kanalında izlersiniz. Büşra bu vesileyle belki İnşallah. Kapanma hevesi i̇nşallah. Falan gelir. Ben böyle kullanmayı daha çok seviyorum. Zaten birazdan da göreceksiniz. Böyle kullandığımız zaman topuz bence daha güzel duruyor. O yüzden ben bütün modellerimi bu şekilde kullanıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Böyle yapamasanız da eğer bu topuzunuzu yani bu eğer bu bolenizi kesemez. İnanın bugün o kadar karman çorman bir gün oldu ki planladığım gibi gitmedi hiçbir şey. gördünüz arkadaşım ve arkadaşım ve ablam geldi. Müsaade eder misin bana acaba? Arkadaşım ve ablam geldi. Beraber pastamızı yedik. Sonrasında onlar gittiler. Bahadır işten geldi. Yemek yedik falan. Şimdi biz bir markete gidiyoruz. Yarın kahvaltı misafirlerimiz var biliyorsunuz. Marketten sonra Faruk'la Gizem gelecek. Onlarla böyle hem oyun oynayacağız hem çay, sohbet, muhabbet. Çiçeğimi de buraya astım. Böyle. Arkadaşım böyle daha güzel kurur dedi Büşra. Şimdi markete... Ben mont giymedim ya bu havada. Git. Gideyim ben. Şimdi birazcık domates ve biber. Şundan al. O acı olmuyor. Şunlar çok acı oluyor. Helvamız, reçellerimiz, tahin pekmezimiz. Hepsi var. Almaya gerek yok buradaymış. Zeytinimiz var ama yeşil zeytinimiz yok. İstersen yeşil zeytin alabiliriz. İstemezsen alırız. Alalım. Şu küçüklerden alalım mı? Çok biz yemiyoruz çünkü. Şundan. Ne kadar? 5.95. İşten görünmüş salamura çizik. Şu sirkelimi çok merak ediyordum. İndirime girmiş 6.95. Evet. Kötü kokmuyordur ya. Kötü koksa önermezlerdi bana. Lor peynirimiz de var. Her şeyimiz varmış düşünce. Şey almamız lazım. Bulgur peynir falan nerede? Herhalde o binde var aşkım ya. Böyle bulgur peynir top. Onların sunumu güzel oluyordu ya. Kaşar peynir almamız lazım. Olgunlaştırılmış inek peyniri. Ne kadarmış? 28.95 iki hala. Meğersem evde her şey varmış. Herkese selam. Bu arada az önce 30 bin olduk. Şu an 30 bin
50. Evet, hepinize çok teşekkür ederiz. Akmar marketlerden size sesleniyoruz. Sizin oralarda yok ama. Evet ya, çoğu kişinin orada yokmuş. Ama güzel, ben seviyorum. Ben eve gidince bir sakal tıraş oldum. Evet ya, Kurt Adam filmi var. Bir de şey böyle, yana doğru böyle. İşte Kurt Adam filmi ya. Vardı ya, ona benzemişsin. Ama yakışıyor sana her şey. Öyle bir film ben izlemedim daha önce. Ben izledim. Eve geldik gördüğünüz gibi. Yere oturdum. Şimdi market poşetlerini yerleştireceğim. Bu arada eve geldik dediğim bayağı bir oluyor. Faruk'la Gizem geldi. Bahsetmiştim size de. Biz oyun falan oynadık. Ama çekmek istemedim. Hani bu sefer de çekmeyelim dedim. Hani her zaman video olmuyor her ortamda. Bazen de böyle rahat takılmak istiyoruz. Onlar da aynı şekilde. Şurada da ay, gösteremedim. Masa örtüm asılıyor. Kusura bakmayın gerçekten. Şimdi videoyu kapatayım. Biraz böyle tahmin ettiğimin dışında, planladığımın çok dışında bir video oldu. Daha çok böyle temizlik ağırlıklı bir video çekecektim. Hatta mutfak dolap içi düzenimi ve mutfak dolap temizliğimi çekecektim. Ama nasip olmadı. Arkadaşım geldi. O videoyu bir haftadır çekeceğim diyor, çekemiyorum. Bir haftadır çekeceğim diyorum o videoyu. Ne bir haftası? Ne zamandır aklımda da işte. Bir türlü nasip olmadı yani o video. Şimdi onu pazartesi ertelemek zorunda kaldım. Pazartesi çekersem salı günü izlemeniz için yükleyebilirim inşallah. Allah nasip ederse, bir aksilik çıkmazsa. Aa, pazartesi günü de çekemem ki Bahadır. Büyük ihtimal Hanife ile buluşacağız çünkü. Hanife kim? YouTube'daki Hanife var ya, ben sana bahsetmedim. Neyse söylerim sonra. Kanka mı? Evet. Büyük ihtimal pazartesi de Hanife ile buluşabiliriz. Neyse, yani nasip ne zamansa o zaman çekeceğim açıkçası. Şimdilik videoyu kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.